Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler, selamlar. Bugün sizlere tam ölçülü, tam kıvamında, çikolatalı nefis bir top kek tarifiyle geldim. İster çocukların beslenmesi için, ister çay saatleri veya doğum günleri için hazırlayabileceğiniz bu tarifi mutlaka deneyin diyorum ve hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle oda sıcaklığında beklemiş olan 2 adet yumurta 1 su bardağından 1 parmak eksik toz şeker ve 1 paket vanilini ilave edip mikserin yüksek devrinde 2-3 dakika mutlaka çırpalım. Bütün malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Bu şekilde kekiniz daha güzel olacaktır. Tam da bu kıvama geldikten sonra üzerine 1 su bardağı süt ekliyorum. 1 çay bardağı ayçiçek yağı ekledim ve tekrar düşük devirde çırpıyorum. 2 yemek kaşığı kakao, bir buçuk su bardağı un ve bir paket de kabartma tozunu ilave ediyorum. Bu arada tarifte kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 milim standart su bardaklarından. düşük devirde unu kek harcıma yediriyorum. Çok fazla yüksek devirde çalıştırmayalım. Kek harcının kıvamını sizlere hemen şöyle göstermek istiyorum. Ne çok akışkan ne de çok katı. Artık kalıbımıza koyabiliriz. 12'li muffin kek kalıbı kullanıyorum ve kağıtlarımı kalıbıma yerleştiriyorum. Hazırladığım kek harcından çok fazla olmayacak şekilde koyuyorum sonrasında biraz daha üzerine tamamlayacağım çünkü aralarına ben çikolata koyacağım ama çikolata şart değil koymaya da bilirsiniz Sadece böyle bir parmak aşağıda kalacak şekilde de doldurabilirsiniz Hepsini bu şekilde tamamladım. Kek harcımdan kaldı. Onu dediğim gibi çikolatanın üzerine ekleyeceğim. Şimdi ortalarına birer tane sütlü çikolata ekliyorum. Dilerseniz bitter de kullanabilirsiniz. Çikolata yoksa hiç problem değil. Kahvaltılık sürülebilen çikolatadan da koyulabilir. Böyle bir tatlı kaşığı kadar ortasına koyabilirsiniz. Bu şekilde bol çikolatalı yumuşacık bir kek oluyor. Evet şimdi kalan kek harcımı böyle kaşık yardımıyla üzerine tamamlıyorum. Şimdi dediğim gibi bir parmak kalması yeterli. Çok fazla ağzına kadar doldurmayın. Aksi takdirde pişerken taşıcaktır. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz yoruma bir kalp, bir emoji ya da izlediğinize dair ufak da olsa bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Ben de bu şekilde izlemiş olduğunuzu anlarım. Şimdiden yorum yapan, destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Evet hepsini bu şekilde tamamladıktan sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst ayarlı fırında top keklerimizi pişmeye bırakalım. Benim fırınımda yaklaşık 20 dakikada pişti ama bu süre tabii ki herkesin fırınına göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirelim. Evet çok güzel bir şekilde kabardılar. Fırından alıyorum ve 10 dakika dinlendirdikten sonra sizlere hemen yakından iç dokusunu da göstermek istiyorum. Dilerseniz soğuduktan sonra üzerini pasta kremasıyla veya krem şanti ile süsleyebilirsiniz. Ben bu şekilde sade olarak tercih ettim. Ama dediğim gibi üzerini süslemek, şekillendirmek tamamen size kalmış. Evet yumuşacık dokusuyla ve lezzetiyle gerçekten efsane bir kek oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve denedikten sonra da bu videonun altına yorumlarınızı bekliyorum. Evet, bugünlük de bu tarifimizin sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, destek olmak için yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerim için bildirim zilinde aktifleştirmeyi unutmayın. Soru, görüş ve önerilerinizi de bana yorumlar kısmından lütfen yazın. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.